asıl gelecek olan asıl cihaz. Yaklaşık 4 ay önce Çin'in Wuhan şehrinde bir enfeksiyon başladı ve bu viral enfeksiyon durdurulamayarak şu anda dünyanın 190 ülkesine yayıldı. Özellikle bütün kıtaları etkileyen bu viral enfeksiyona karşı bu pandemiyi durdurmak için her türlü çareler deneniyor. Nihayetinde ülkemiz de son zamanlarda almış olduğu yoğun tedbirlere rağmen bu pandemiye maruz kaldı. Gittikçe tehlikeli hale gelen ve bütün dünyanın sorunu olan bu viral pandemiye karşı çeşitli ilaç denemeleri yapılıyor. Ancak biliyoruz ki viral enfeksiyonlarda maalesef küratif bir tedavi yok. Önemli olan aşıdır. Ancak aşıların yapılması belli bir süreyi gerektiriyor. Birkaç yıl içerisinde aşı bulunabilir. Ancak bu süreyi doğru değerlendirmek adına yeni tedavi alternatifleri üzerinde duruluyor. Özellikle başlangıç olan Çin bu konuda bazı ilaç denemeleri, tedavi denemeleri yaptı. Bunlardan birisi de plazma değişimi, plazma exchange'iydi. Bunun arkasından Amerika bu yeni tedavi modalitesini kendisi de uyguladı ve nihayetinde iki gün önce FDA tarafından, Amerikan İlaç ve Gıda Birimi tarafından onaylandı. İşte Türkiye'de de biz bu konuda özellikle riskli gruptaki hastalar ve tedavi olmuş hastaların arkasından onlardan elde ettiğimiz plazma serumlarla yoğunlaştırılarak antikorları alıp yoğun bakımdaki korona hastalara vererek tedavi alternatifi üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda büyük aşamalar kaydettik. Şimdi burada önemli olan şu. Ya siz tamamen tedavi edici bir ilaç bulacaksınız, ya aşıyı geliştireceksiniz veya aşı gelişinceye kadar hastaları kurtarabilmek adına zaman tanımak için kan değişimine gideceksiniz. Pekala, bizim burada yapmış olduğumuz önemli olan neydi? Farklı olarak dünyada, bir iki merkezde uygulanan kan exchange'inin patojenlerden arındırılmış haliyle yapılmasıdır. Şu anda gördüğünüz gibi bizim ünitemizde de zaten kan exchange yapılıyor. Ancak temel sorun şu. Hasta iyileşti, koronalı hasta ve iyileştikten sonra 15 gün geçecek. Bu 15 gün geçtikten sonra hastanın kanını alacağız. Özel aletlerimizde 600 mililitre kadar kan alındıktan sonra bunun hasta olan kişiye, yoğun bakımdaki hastaya verirken arada hastadan aldığımız kanın içerisinde de viral patojenlerin, bakterilerin, parazitlerin ve zararlı elemanların olmaması gerekiyor. Burada asıl mesele bu. Eğer biz kan transfüzyonu, exchange'in yaparken hastadan aldığımız, iyileşmiş kişiden aldığımız kanın içerisinde zararlı patojenler varsa onu diğer hastaya da nakledeceğimiz için daha kötü olabilir. İşte bizim yeni modelimizde almış olduğumuz kanın antikorlarını ayrıştırdıktan sonra özel bir sistemle, özel bir makinayla birleştirerek orada patojenleri yok ediyoruz. Yani RNA'larını, DNA'larını kırarak o patojenler cansız hale geliyor ve böylece sizin almış olduğunuz antikorlar güvenli bir şekilde koronalı yoğun bakımdaki hastaya vererek onun tedavisini yapıyorsunuz. Verirken de aynı zamanda kan exchange'i yapıyoruz. Bir taraftan antikorla güçlendirilmiş, patojenlerden temizlenmiş serumu yoğun bakımdaki hastaya verirken kanını da siz aynı anda değiştirerek viral yükünü de azaltıyorsunuz. Bu açıdan da büyük avantaj sağlayacak. Şimdi buradaki önemli olan şey şu. Gaziantep Üniversitesi Türkiye'de hali hazırda patojen temizleyen bir sistem olmadığı için öne çıktı. Bunu ilk defa biz bu sistemi Türkiye'ye getiriyoruz ve burada önemli olan şey şu, halkımıza da çağrı yapıyoruz. Korona hastası olup da tedavisi bitmiş olan ve iyileşmiş olan donörlere ihtiyacımız olacak bizim. Çünkü o hastalarımız bize kanlarını bağış yapacaklar ki kendilerinden sonra büyük bir umutla tedaviyi bekleyen koronalı yoğun bakım hastalarına biz fayda verebilelim. Şimdi bu konuda Gaziantep Üniversitesi son zamanlarda özellikle Sanayi Teknoloji Bakanımızın da onaylamasıyla imzasını attığımız kanser araştırmalarında tanı ve tetkik amaçlı, tedavi amaçlı bir büyük altyapı oluşturduk. Bu altyapının içerisine aynı zamanda ilaç geliştirirken korona da geldi bu sistem içerisinde. Koronaya yönelik de biz bu exchange sistemini, arındırılmış plazma patojenlerden sistemi de koyarak Gaziantep şehrine büyük bir katkı sağlıyoruz. Umuyoruz ki Gaziantep şehri, aynı zamanda ülkemiz koronayla mücadele ederken
çok önemli bir alternatif tedavi olmuş olacak. Diyelim ki korona bitti, başka viral enfeksiyonlar olacak. Onlar da vazgeçelim. Türkiye'de veya dünyada özellikle çok önemli kişiler ameliyat olacağı zaman veya kan değişimine ihtiyaç oldukları zaman sizin o kişiye vereceğiniz kanın gerçekten patojenlerden arındırıldığını da kim garanti verebilir? Ya tedavi edelim derken ameliyat sırasında verdiğimiz kanla enfekte dersek ne olacak? İşte bizim yapmış olduğumuz bu sistem tüm patojenlerden arındırıldığı için güvenli bir şekilde kan exchange'i yapan tek sistem olacak Türkiye'de. İnşallah Nisan'ın sonunda makinalarımızı tamamen kurup donörlerimizi alıp tedaviye başlamış olacağız. Yok, henüz daha Türkiye'de yapılmadı. Çünkü bunun özel setleri var. Bu özel setler şu anda yurt dışından geldiği için gümrüğe takıldı. Gümrükten gelir gelmez hemen uygulamaya başlayacağız. Bu arada ben özellikle bu konuda yoğun çalışmalar yapan Gaziantep Üniversitesi'ndeki bilim insanlarımıza, yanımda Umut Hocam var. Özellikle teknoloji geliştirme açısından tematik sağlık teknoparkı kurarken çok büyük katkılar sağladı. Özellikle nükleer tıp alanındaki kanser kemoterapisinde, tanı ve tedavisinde yeni moleküllerin geliştirilip uygulamasında projenin baş aktörüydü. Yine bu exchange projesinde de önemli katkılar sağladı. Başhekimimiz özellikle buradaki uygulamalar açısından büyük destekler veriyor. Türkiye açısından çok önemli bir fırsat. Belki de dünyadaki uygulamalarının başlaması açısından ve devamı açısından da Türkiye'de yapılacak olan bu faz 2 çalışmasıyla önemli bir örnek oluşturmuş olacağız. Bunu tüm Türkiye'ye yaymak adına da çalışmalar sürdürüyoruz. Rektör hocamızın bu süreç içerisinde bu cihazın sağlanması ve kurulması, diğer işlemlerin yapılabilmesi için temaslarını tamamlamasıyla birlikte aslında tüm ülkemize hizmet verecek de bir kurum haline geleceğiz. İnşallah şeyi aldığımızda, sisteme kattığımızda hem hastaların hastanede kalış süresini hem yoğun bakımda kalış sürelerini ciddi azaltacağız. Tedavi yaptığımız günlerde inşallah sizlerle tekrar beraber burada buluşur. Tedavilerimizi de size göstereceğiz burada. Yani şu anda çünkü asıl gelecek olan cihaz, bunlar bir parçası. Bunlar bir parçası. Üç parçadan biri bu. Bu birisi. İki cihaz zaten geliyor.